Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Arkadaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Önemli güne geldik. FED'i etkileyebilecek verilerden biri olan enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız. Buradaki gelişmeler hem kıymetli metaller hem tahviller üzerinde etkili olabileceği hem de DX payı etkileyebileceğini biliyoruz. Bakalım gelecek olan veri nasıl bir etkileşim oluşturacak. Geçtiğimiz gelen veride 9.1'lik bir rakamla karşı karşıya kalmıştık. 8.6'lık bir beklenti vardı. Bu süre zarfında beklentinin üzerine bir enflasyon olmasına rağmen en kötü geride kaldığı algısı piyasalarda bir toparlanmaya yol açmıştı. O günden bugüne de özellikle de petrol emtiasında fiyatların aşağı geldiğini, 90-95 dolar civarında Brent ve Amerikan tipi ham petrolün konuşlandığını görmüştük. Aynı zamanda bu süre zarfında tahıl koridorunun da açıldığını gördük. Gıda fiyatlarında bir aşağı doğru baskılanmanın olduğunu söylemek mümkün. Bunların yansıması bakalım bugün ne kadar etkili olmuş olacak? Bunu yakından takip edecek piyasalar. Çekirdek enflasyon verisine de bakacak. Çekirdek enflasyon verisinde de %6 ile %6.1 arasında değişen beklentiler olduğunu belirtelim. Gelişmeler bu çerçevesinde buna göre risk algısı ya tamam mı ya da devam şeklinde şekilleneceğini söylemek mümkün. İsterseniz bir haber başlıklarına bakalım, sonra fiyatlamalar ve her zamanki gibi grafiklerle yola devam. Fed Bullard, oranlar daha uzun süre yüksek kalabilir dedi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yapmaya devam etmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre daha yüksek tutmaya hazır olacağını, piyasa fiyatlarının buna göre ayarlanması gerekeceğini belirtti. Elon Musk 6.9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Elon Musk milyarderleri rekor düzeydeki en büyük satışını gerçekleştiren Tesla Inc'deki 6.9 milyar dolarlık hisse sattı ve Twitter'ı satın almak için iptal edilen anlaşmayı sürdürmek zorunda kalması durumunda nakde ihtiyacı olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Rus petrol arzını başlatmak için çözüm arıyor. Macar petrol ve gaz şirketi MOL, boru hattındaki güney kolu üzerindeki Rus ham petrol arzını birkaç gün önce durduğunu doğruladı ve transit geçiş için ödeme yükümlülüğünü üstlenmek için müzakereler başlattığı bildirildi. JP Morgan'dan ABD enflasyonu yasasıyla ilgili açıklama geldi. Enflasyonu güçlükle azaltacak. JP Morgan Chase'in ekonomistleri enflasyon azaltma yasasının şu anda 40 yılın en yüksek temposunda devam eden fiyat artışı üzerinde hemen hemen hiçbir etkisi olmayacağını bildirdi. Öte yandan da Cuma günü gelen yüksek oranlı biliyorsunuz bir tarım dışı istihdam rakamıyla karşı karşıya kalınmıştı. İşsizlik 3.5'a geri çekilmişti. Saatlik ücretlerde 4.9'luk bir artış beklenirken 5.2'lik artış olmuştu. Bunun yansıması da Citigroup'un yapmış olduğu bir analizde de Fed'in 100 bas puanlık bir faiz artırımına gitme durumda kalabileceğine işaret ettiğini de belirtmişti. Hemen dönüp bakalım fiyatlamalara. Altın 1790 civarında 1800'ü zorlamaya çalıştı. Tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Gram altın 1033 TL'de. Dolar TL 17.95 dün gün içinde bir müdahale geldi 17.5'lara kadar ama kalıcı olmadığını gördük. Özellikle de Rusya kanalında Merkez Bankası ve bankacılık sisteminde bir rezerv artışı olduğuna dair işaretler okunduğunu belirtelim. Bunun etkisiyle bir baskılanma olmuştu ama kalıcı bir baskılanmadan söz etmek mümkün değil. Gümüş 20.36'da, gram gümüş 11.76'da, paladyum 2.195'te, platin 928.61, Brent 95.76, WTI tekrar 90 doların altında, 89.85'te, doğalgaz 7.85, soya fasulyesi 1.693'te, mısır 615, buğday 785.75 ve kahvede 212.75 karşımıza çıkan değerler diyebiliriz. Hemen major faktörlerimize bakalım, DXY tarafındaki gelişmeler. Sabah saatlerinde belirttiğimiz gibi 106.30 civarındaki dengelenme devam ediyor. Yatay bir bant içinde bekle gör çalışması. Şurada bir trend çizgisi var. Bu trend çizgisinin ötesine taşıyacak mı, taşmayacak mı? Önemli olan gelişme bu. Eğer bu bölgenin ötesine geçecek bir fiyatlama gelirse bir alttaki trend çizgisine kadar geri çekilmesi beklenir. O da bize 105.50, 105.40 o aralıktaki bir bölgeye kadar geri çekilmesinin yeri oluşturma potansiyeli işaret eder. Bakalım gelişmeler burayı destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Burada bir omuz baş omuz formasyonundan bahsedebiliriz.
Bunun boyun bölgesi gibi değerlendirmek lazım. Bu bölgenin ötesine taşıyacak gelişmeler bize önümüzdeki dönemde 103 seviyelerine kadar hatta geri çekilme sinyali oluşturabilir. 103 bile belki yetmeyebilir. 101.85'lere kadar bile gelebilir. Çünkü formasyon gereği olarak baktığımız zaman. Bu da piyasaların önüne bir rahatlama döneminin işaretçisi olacaktır. Bakalım gelişmeler burayı destekler nitelikte olacak mı, olmayacak mı? Hemen dönelim. DXY'nin haftalık grafiğine de bakalım. Haftalık grafik içinde kritik eşik hep belirtiyoruz. Şu trend çizgisinin geçtiği bölge, işte trend çizgisinin demin anlattığımız hikayede yaklaşık o da 105.5'lardan geçen bir trend çizgisinden bahsediyoruz. Bunun ötesine taşan bir fiyatlamaya gelirse işin biraz daha derinleşmesi beklenir. O nedenle bu hafta kritik haftalardan biri, tamam mı devam mı haftası olma potansiyeline işaret ettiğini hep belirtiyoruz. Bakalım bugünkü ve yarınki veri akışları ne kadar piyasalara oyun imkanı ve marj yaratacak, yakından takip ediyor olacağız. Peki tahvil piyasasındaki gelişmelere de bakalım. Orası ne söylüyor bize? 2 yıllık tahvil tarafına 3.24'e geldik, dayandık. 10 yıllık tahvile baktığımız zaman neredeyiz? 2.76-81'deyiz. Aradaki farka baktığımızda farkındasınız kırmızı üzerinde tekrardan kalmaya başladık. Burayı zemin oluşturmaya başladığını söyleyebiliriz. Yeşil şu an için direnç olarak çalışıyor. Yeşile gözüken 21 günlük ortalama 2.81-41. Burada kritik eşik 2.87 olduğunu belirtelim. Mavi ile gözüken ortalama. Onun üzerine çıkıyorsa resim başka bir rakamlara evrilme potansiyeli işaret eder. Tekrardan 3'ün üzerine gitme potansiyelini gösterir. 2.73-50 2.72 bandının altındaki fiyatlama ise başka bir senaryonun devreye girdiğine işaret edecektir diyebiliriz. Peki 2 yıllık 10 yıllık arasındaki farka bakıyoruz. Hem resesyon fiyatlaması hem de Sabahleyin Arda Bey'le de Arda Coşar'la da yapmış olduğumuz konuşmada iki faktörden bahsetmişti kendisi. Burada bir enflasyonun kısa vadede yüksek kalacağı ve ilerleyen dönemde düşeceği beklentisinden kaynaklı durumlarda da buna benzer açılma yaşanabilir demişti. Baktığımız zaman şu anda 0.47.30'da olduğumuzu görüyoruz. Hemen hemen en derin noktalardan birindeyiz. Farkındaysanız şöyle baktığımız zaman 2000 yılından bu yana oluşan en derin makas açıklığı noktasında olduğumuzu belirtelim. Daha önceki süreçte 2000.com krizi esnasında buradaki süreç %1'e kadar gelmişti. Bakalım bunu tekrarlatabilecek mi? Bu da kısa vade için önemli bir faktör olarak, yani kısa vadeli faizlerin yükselmesi özellikle teknoloji firmaları üzerine bir baskı unsuru olma potansiyel işaret ettiğinde belirtelim. Hemen dönelim istiyorsanız bir de dolar TL tarafına bakalım. Dolar TL'deki gelişmeler bize ne söylüyor? Dolar TL'deki yapıya baktığımız zaman dün maviye doğru bir ataklanma yaşandı. Aşağı doğru bir marj yaptık. 17.40 önemli bir eşik diyorduk. O bölgeye yakınsamaya çalıştı ama hemen 17.95'lere tekrar toparladığını görmekteyiz. Biraz daha dar pencereden bakarsak burada daha net gözüküyor rakamlar açısından değerlendirdiğimizde. Günlük grafikte kanal içinde kanalın üst bandından sonra yaklaşık şurada bir 10 gündür bir yataylaşma var. Bu yataylaşmada dün işte şurada sert bir bir aşağı doğru baskılanma gördük. Yeşilin altına indik ama oradaki fiyatlama hemen kalıcı olmadı. Tekrardan morun üzerine hemen taşıdığını görüyoruz. Mor neydi? 8 günlük ortalama nereden geçiyor? 17.89'dan fiyatlama nerede? 17.95'te. İnatla fiyat buraya yapışmış vaziyette olduğunu belirtelim. Bakalım bu savunma hattı nereye kadar geçerli olacak? Önümüzdeki günler bizi nereye evirecek? Buradaki momentum kaybı devam edebilecek mi? Yakından takip ediyor olacağız. Eğer sürecin daha netleşebilmesi için bizim 17.76'da fiyatlama görüyor olmamız gerekiyor. Peki hemen dönelim bir de sepet kur tarafına da bakalım. Sepet kur tarafındaki gelişmeler de bizim için önemli biliyorsunuz. Sepet kur tarafındaki fiyatlamaları haftalık bazdaki grafiğe baktığımızda orada da mesela aşağı doğru baskılanmanın geldiğini net şekilde görüyoruz. Yeşilin de altına gittik. Mora yakınsamaya çalıştık. 17.90 bölgesinin altına indirilmeye çalışıldı ama başarılı olmadı. Hemen tekrardan 18.04-18.05 bölgesindeki kısa vadeli ortalamaya dayandığını ve o bölgede dengelenmeye çalıştığını görüyoruz. Şu anda bir doji modunda, hatta böyle artının biraz ötesinde bir şekle sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu kararsızlık simgesidir. Bir dönüş sinyali oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Önemli bir veri. Bizim için kritik eşik hep belirtiyorum. 18-12'nin üzerinde kalıp kalmamakla alakalı. 18-12'nin üzerindeki fiyatlamalar bize hareketin, işte şurada bir aralık veriyorduk. 18-12 ile 18-23 aralığı.
Bu bölge bizim en kuvvetli direnç aralığımız. O bölgenin etrafında farkındaysanız 3 haftadır tutunmayı başarıyor. O bölgenin üzerine geçmediğimizi görüyoruz. İş 18-23 üzerinde bir fiyatlamalara bürünen bir yapıya dönerse son bu 3 haftaki savunma hattının bir tur yukarıya çekilmesine yol açar. O da bize yukarıda 18-96 seviyesinin gündeme gelmesine yol açar. Bu savunma hattının başarılı olduğunu sinyali ne zaman oluşur diye sorarsanız bana kapanışların, haftalık kapanış olarak konuşuyorum. 17.96'da biz kapanış görmeye başlarsak o zaman momentum biraz daha düşmeye, biraz daha yataylaşmaya, aşağıdaki 17.50 bölgesine doğru kaymaya yol açabilir. Bakalım şu bölgedekine benzer bir senaryo olabilecek mi? Özellikle de Ağustos'u da bitiriyoruz. Yani Ağustos ayı içindeyiz. Yavaş yavaş da günler geçiyor. Baktığımızda Ağustos önemli aylardan biri. Eylül ile birlikte biraz daha döviz akımlarının yavaşlamaya başlayacağı beklenebilir. Turizm mevsiminin en yoğun olduğu dönemlerden birindeyiz. Ağustos'tayız. Para akışı açısından, giriş açısından kuvvetli bir ay olduğunu da belirtelim. Eylül ayında da hazine dış borç ödemelerinin en yılın içinde en yüksek olan aya da işaret ettiğinde hatırlatalım. Hemen dönelim. Refinitiv'in çekirdek MTI endeksine bakalım. Orada da 281 bölgesinin üzerinde tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Hafif bir kıpraşma var. Yukarı doğru dönme sinyali oluşuyor. Hafta başında hatırlarsanız çeşitli aracı kurumlardan gelen raporlarda hisse senetlerindeki pozisyonlanmaların artık ayı piyasası içindeki boğa piyasasının artık sonuna yaklaşıldığını, 113'lük primin artık belli bir doygunluğa ulaştığını, özellikle de bu rally döneminde emtiadaki geri çekilmenin artık sona gelme noktasına vardığını belirtmişlerdi. Sonbaharla birlikte tekrardan enerji fiyatlarına bir dirileşme beklentisi piyasalarda hakim olduğunu söyleyelim. Neden diyeceksiniz bunun arkasında bir reel resesyon fiyatlaması diyordunuz, hani onu diyordunuz derken, evet resesyon fiyatlaması beklentisi var ama öte yandan da bakıyoruz. Teknik olarak evet bir resesyon içinde olan bir Amerika'yı görürken iş gücünün kuvvetli kalması tam manasıyla bir resesyonun yaşandığına işaret etmiyor. Soğuma gelmediğini gösteriyor. İşte o nedenle Fed'in biraz daha agresifleşmesini fiyatlamaya çalışan bir piyasayla karşı karşıyayız. Bu da bizim için önümüzdeki dönemin sonbaharın talep tarafında hala kırılmadığını gösteriyor. İş gücünün diri olması, tam istihdama gelinmiş olması, maaşlardaki artışın devam ediyor olması burada tam bir kırılmaya yol açmadı. Bu da talep tarafından hala bir baskı unsuru olma potansiyelini içerdiğini bize gösteriyor. Öte yandan üretim tarafına baktığımızda PMI'lerde öncü göstergelerde bir yavaşlama sinyali okunduğunu görüyoruz. Bu denge nerede oluşacak? Bakalım bugün de Çin'den üretici enflasyonu verisi gelmişti. Beklentilerden iyi bir rakamla karşı karşıya kaldığımızda hatırlatalım. Bu da biraz umut verici bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir. Bloomberg MTI Endeksine baktığımız zaman burada da sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Ortalamalar etrafındayız. Arasında sıkıştık. Yön arayışı var. 117'nin üzerine tutunma çabası var. Bizim için 118.30'dayız. Yukarıda 121 bölgesinin üzerindeki bir fiyatlama bir şeylerin değiştiğinin sinyali olarak okunacak bölge diyebilirim. Şu an için o veriyi almıyoruz. Altın ETF'lerine baktığımız zaman 69 milyonun onsunun da altındayız. Bir 350 bin onsluk daha çözülme var. Fiyatla ters korele gittiğini belirtelim. Net şekilde görülen o. Fiyatla bu ters korelasyonla beraber neye söylemek mümkün? Kurumsal taraftan satış varsa özellikle burada belki merkez bankaların biraz daha devrede olma potansiyeli işaret edebilir. Önümüzdeki günlerde bunun detayları gelecektir. Yine grafiksel olarak baktığımızda hemen hemen alt sınıra çok yakınsadık. 68 milyon önemli bir eşikti. Biz neredeyiz şu anda? 68.6 milyondayız. Şu sıçramayı hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ondan sonraki süreçte hep aşağı doğru gittik. O aşağı doğru gidişten sonra bir türlü burası kendisini toparlayamıyordu. Ne zamana kadar? Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlaması birlikte bir talep canlanması olmuştu. Tekrardan başlangıç noktasına döndü. Oradaki profil biraz düşmeye başladı. Savaş etkileri biraz daha observe edilmeye başlanmasıyla birlikte. Ama öte yandan altın fiyatlarına birkaç gündür bir dirlik var. Bunun arkasında yatan faktör olarak da özellikle Asya bölgesinde Tayvan-Çin gerginliği olduğunda hatırlatalım. Oradaki gelişmelerde birazcık çip savaşlarına doğru dönmüş vaziyette. Çip savaşları tarafında Amerika ciddi bir silah çekti. 52 milyar dolarlık bir teşvik yönünde hareket ettiklerini biliyoruz. Yatırım imkanı sağlanacak ve Amerika için son nesil çiplerin üretilmesinin önünün açılması çalışılıyor. Bu çip noktasında oldukça geri kalmışlardı. Ama bu teşviği verirken de
araya soktukları önemli bir gelişme var. O ne diye sorarsanız, Çin için üretim yapmama koşulu getirilmiş vaziyette. Yani siz başka bölgelerde Çin için üretim yapıyorsanız bu teşvikten yararlanamıyorsunuz. Bu da önümüzdeki dönemde hakikaten bir kaygı verici gelişme olma potansiyeli oluşturabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Peki dönelim altının grafiğiyle başlayalım değerlendirmeye. Altın haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalık grafikte düşen trend çizgisi bu hafta itibariyle üstüne attık. 1772'nin üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Önemli. Son 4 haftada sürekli yukarı doğru gidiş var. Bu 4 haftada ne gerçekleşmişti? Enflasyon verisinde en kötü geride kaldı beklentisi. Şimdi bundan sonraki süreçte bakalım bunun hakikaten tescillenmesi mümkün olacak mı olmayacak mı yakından takip ediyor olacağız. 1780 üzerine tutunduğu sürece hareket yukarıdaki ortalamalara gitmek isteyecektir. Yukarıda 1815 ve 1826 sırasıyla dirençler konumunda olduğunu hatırlatalım. Onsun aylık grafiğine bakarsak, aylık grafikte de 1785'in üzerine atma çabası var. 1785 önemli dirençlerden biri. Bakalım ayın kapanışı bu bölgenin üzerine gerçekleşebilecek mi? Aşağıda da 1675-1680 ana destek noktası olduğunu söyleyelim. Gümüş tarafına dönersek, gümüş tarafında da yine çözülme devam ediyor ama fiyat yukarı gidiyor bir yandan da. 562.000 onsluk bir çözülme geldiği görülmekte. Gümüşün haftalık grafiğine bakarsak burada da son günlerde bir yukarı doğru ataklanma olmuştu. 20-30'un üzerine gitmiştik ama 20-30'un üzerindeki hareket kalıcı olamadı. Tekrardan ortalama bölgesine çekildiğimizi görüyoruz. 20-35'teyiz. Bakalım 20-35 önemli bölge ortalamanın üzerinde tutunma devam ettiği sürece 20-31'in üzerinde kalıcı bir kapanış gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi oldukça önemli. Bugün ve yarınki verilerle birlikte eğer burada bu başarılabilirse yukarıda 21.60-21.40 aralığı hedefe girmesi beklenebilir. Günlük grafik açısından değerlendirdiğimizde Fibonacci dirençleri ve ortalamaların çok net çalıştığını söylemek mümkün. 20.77'de bulunan düzeltme seviyesinden bir geri çekilme yaşandı. Geri çekilmede baktığımız zaman kırmızıyla gözüken bizim 50 günlük ortalamadan destek bulduğumuzu görüyoruz. 20.32'de. Şu anda şu aralığa sıkışmıştı ve bu üzerine tutunmaya çalışıyor. 3 gündür biz 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Eğer bugünkü veri sonrasında da 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunma başarılabilir ise o zaman hareketin yukarıdaki hedeflere doğru 21'lere, 21.40'lara doğru gitme potansiyeli gündeme gelecektir. Ama yok veri sonrasında biz tekrardan kırmızının altına iniyorsak o zaman geri çekilmelerde 20.18, 20.08 ve 19.86 sırasıyla destek olacak noktalar olduğunu hatırlatalım. Aylık grafik açısından değerlendirdiğimizde de bizim için Fibo desteği önemli. Orada da 20.10 seviyesi olduğunu, 10 üzerinde tutunmaya çalıştığımızı görmekteyiz. Altın-gümüş paritesine bakarsak, altın-gümüş paritesinde gümüş lehine başlayan süreç 94'ten 87'ye kadar geldi. Orada soluklandı. İkinci tur bir daha geldik. Ortalamaya gitmiştik. Tekrardan bir hafif dengelenme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreç 86-80'in altında olacak mı olmayacak mı ona bakacağız. Tepki hareketinde bir sonraki yine yukarı doğru hareketlerde ben 88-80 bölgesinin geçilmeyeceği kanaatindeyim. Oraya kadar hareketleri ben tepkisel nitelikte görürüm. Tepelerin azalması, aşağı doğru baskın devam etmesi için sürecin bu uçtan bu uca doğru evrileceği bir 2-3 aylık periyoda işaret ettiğini hatırlatalım. Önümüzdeki dönemde ben burada 83-84 bandında bir bölgeye ulaşılmasını bekliyorum. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın. Bitexen, MTA piyasasını sundu.